Türkiye gerçekten bir sivil savaşa, iç savaşa itilmek isteniyor. Türkiye'deki farklı etnik yapı, farklı mezhep yapıları kaşınmak isteniyor. Türkiye'nin şu anda bulunduğu coğrafya da buna son derece müsait. Çevremizde yaşanan olaylar da müsait. Şimdi burada Türkiye'nin içerisine dönük eylemler, Türkiye ne zaman o bölgeye müdahale ettiği zaman onlar da Türkiye'deki içerideki hücreleri çalıştırıyorlar. Örneğin IŞİD'in Türkiye'de farklı yapılanmaları var. Hepimiz biliyoruz. El Nusra'nın çok büyük bir yer edindiğini görüyoruz. Maalesef Türkiye'de radikal, dinci terör aldı başını gidiyor. Artık bunu konuşmayalım diyemeyiz. Açık açık konuşmak gerekiyor ve bunu en şeffaf şekilde konuşmak lazım ve tedbirler almak lazım. Bu insanlar nasıl oluyor da teröre malzeme oluyorlar? Neden bir 14 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuk daha okul yaşında olması gerekirken niye gidip intihar bombacısı oluyor? Biz ne zamandan beridir bizim ülkemizde biliyorsunuz hiçbir zaman biz yol kenarına yerleştirilmiş bomba, intihar bombacısı falan bilmezdik. Bu, başkentin evet, göbeğine kadar bunları uzanan bilmezdik. Bizim İstanbul metropolünün evet, göbeğine kadar uzanan şimdi bunları yaşadık. Bunları artık toplumun anlaması gerekiyor. Bir dini kullanan, dini sömüren, dini aşağılayan, Allah adına, din adına yerkürede hakimiyet kurmak isteyen alçaklar var. Bu alçaklar Türkiye'yi, bölgeyi, Afganistan'ı, Suriye'yi, Irak'ı ve diğer bölgeyi, bütün Orta Doğu'yu kana bulamak istiyorlar. Ve bunların hesapları var. Bunlar da yönetmek böyle istiyorlar. Dini kullanarak iktidar olmak istiyorlar. Dini kullanarak, korkutarak, korku salarak, insanlar üzerine otorite kurarak hakim olmak istiyorlar. Türkiye'de de yapılanmaları var bunların. Nereden biliyoruz? Çünkü Türkiye'de bir kere her şeyden önce 6 yıldır Suriye Savaşı yaşanıyor ve Suriye Savaşı'ndan dolayı 3 milyondan fazla insan Türkiye'ye gelmiş durumda. Bunlar hiçbir tanesi kontrollü gelmedi. Artı Türkiye'de de Türk vatandaşı olup bunlara sempati duyanlar var. 70 ilden IŞİD'e katılımlar olmuş. Yani bu korkunç bir şey. Bir toplumun kendi dini anlayışını terk ettiği zaman, o hoşgörü anlayışını terk ettiği zaman nasıl bir radikal bir din yorumuna teslim olduğunun da açık göstergesi. Evet, neden bu kadar çabuk yayıldı? Nasıl bu kadar güçlendi? Destekçileri kimler? Şimdi bir kere bu örgütün elinde halkı kandırabilecek çok iyi bir malzeme var. Diyor ki ben İslam halifeliği kurmak istiyorum yerküreye. Halbuki yerküreye asıl kendileri bela olmak istiyor. Kendileri bizzatihi terör yapmak istiyor. Toplumu bastırmak istiyor. Toplumları aşağılamak, toplumu kaosa sürüklemek istiyorlar. Bu İslam'ın radikalleşmesi, teröre uzanmasıdır. Bizim sorumlu davranıp kendi çocuklarımızı, kendi eğitim sistemimizi seküler, laik bir sisteme dönüştürmemiz lazım. Bu çok büyük bir tehlikedir. Hanımefendi, bu öyle hafife alınacak bir tehlike değil. Bakınız, bizim hükümetin şu tedbiri kesin alması gerekiyor. Hükümet bu IŞİD işini, bu El Nusra işini, bu kafadaki insanların yaptıklarını ciddiye alıp bunları bitirmesi lazım. Çünkü bunlar, bakınız, bir insanın iyi olması için illa da bir dini motifleri kullanması gerekmiyor. Öncelikle bizim seküler sistemin insan ayrımı yapmaması gerekiyor ama her şeyden önce yani dini kullanan insanları bir kere şey yapması lazım, sistemden uzaklaştırması lazım. Bu şu andaki mevcut yapı bunu yapmıyor. Yapmıyor maalesef. Bizim devletten cemaatleri uzaklaştırmamız lazım. Dini radikalizmi toplum hayatından uzaklaştırmamız lazım. Yoksa sürekli aynı şeyleri tartışır dururuz. Gerçeği görmemiz gerekiyor. Gerçek nedir? Bu insanlar katildir. Bunlar Türkiye'yi bir din devleti yapmak istemiyorlar. Bunlar Türkiye'yi dini kullanarak terör devleti yapmak istiyorlar.